Karalama Defteri'nin yeni bir programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Sayın Ayfer Tunç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun süredir görüşmüyorduk ama kitaplar aracılığıyla, kitaplar vasıtasıyla görüşüyorduk. Evet. Her kitabın yazarlık yaşamında bir yazarın önemli yeri vardır. Bu sadece onun değeri açısından söylemiyorum. Bunun popülerliği açısından da söylüyorum. Onun için bir maniniz yoksa kitabınız, zannediyorum ki sizin çok okunan ve belki de sizin başka kitaplarınıza da az ilgi gösteren bir kitleyi kendinize çektiniz bu kitapla. Ben de hep şunu düşündüm. Ahmet Muhip Tıranas rahmet derdi ki, Fahriye abla benim ünümü geçti. En kıskandığım şiir de Fahriye abladır. Diğerlerini unutturdu diye. Bu kitap diğerlerini unutturmadı ama. Peki bir şey söyleyeyim. Bu aslında bir tür hayatımızın günlüğüydü bu. Hepimizin yaşadığı, hepimizin sorduğu soruydu belki, onun için birden bir alış. Ne diyorsunuz? Ben Bir Maniniz Yoksa 2001'de yazdım. O zaman 30 yıl bir nostalji ifadesiydi. Şimdi 50 yıl oldu neredeyse. Yani çok şu anda düşündüğümde ürperiyorum. Çünkü o zaman çıkan, o tarihte kitap çıktığında doğan çocuklar bugün neredeyse yetişkin olacaklar. 16-17 yaşındalar. Onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Özellikle küçük bu yaştaki gençlerle konuştuğumda çok şaşırıyorum ve akılları almıyor pek çok şeyi. O zaman da konuşmuştuk, hatırlarsınız. Yani ben bunu böyle bir okunsun, insanlar popüler bir kitap olsun diye yazmadım. Tamamen tarihe bir not düşmekti amacım ve Abdülaziz Bey'in kitabından ilham alarak yazmıştım. Osmanlı'da Adet, Merasim ve Tabirler diye. O kitabı okuduğumda bugün hiçbirinin kalmamış olduğunu ve zamanın aslında yalnız bizi yaşlandırmadığını, hayatımızı da sildiğini, iz bırakmazsak, eğer bir şeyleri söylemezsek bunlardan hiçbir şey kalmayacağını hissetmiştim. Ve yeni zamanlar, izler daha sanki var gibi görünüyor ama derli toplu bir iz bırakalım diye yazdım. Ama garip bir şekilde bir çocukluğa gidiş kitabı oldu o, benim yaşıtlarım için özellikle. Çünkü ben de o zamanlar gençtim. Sonuçta 18 yıl olmuş bu kitabı yazalı. Ve insanlar bunu bir tür asr-ı saadet yolculuğu olarak okudular. Evet. Garip olan şu, bu kitap hala en az yılda 2-3 baskı yapmaya devam ediyor. Yani bir dönem okundu ve kalktı bir kitap olmadı. Hala geleceğe ışık tutan ve merak eden, geçmişi merak eden insanlar için bir yol kitabı gibi okunmaya devam ediyor. Ama bu bir tanıklık kitabı çünkü. Evet. Yani yaşamın tanıklık kitabı, tabii ki unutulmayacak ve bence insanlar bugün nasıl değerlendireceklerini düşünürken böyle kitapları okumaları lazım. Çünkü arada bağ koptuğunda sağlam bir yoruma ulaşamazsınız. Ya düşünebiliyor musunuz Doğan Bey? Ben o kitabı yazdığımda internet varla yok arasındaydı. Evet. Yani bugünkü gibi hayatımızda internet yoktu, akıllı telefonlar yoktu. Dijital yayın platformlarının hiçbiri yoktu. E-kitap yoktu. Hiçbir şey yoktu ve aslında o kitap daha çok daha eski bir tarihin kitabı oldu. Yani o kitaptan bugüne aradaki geçiş dönemi bile yazılmayı hak edecek bir dönem aslında. Şüphesiz. Yani bir teknolojik, evet, devrimin külleri altında kalan bazı şeyler, evet, var ki, evet, bu çok hata. Çünkü, evet, o zaman teknolojik devrimi de anlamak mümkün değil. Tabii, kesinlikle. Onun da belgesi var. Aslında tabii roman dışında siz bir senaryoda yazmıştınız. Havada Bulut. Evet. Sait Faik'in eserlerinde aldınız. Senaryo çalışmaya devam ettiniz mi? Hayır, yani televizyon, böyle edebiyat uyarlamaları veya sinema uyarlamaları gibi bu türden bir çalışmaya devam etmedim. Edebiyat uyarlamaları tabii 72. Koğuş'u yaptım ama Orhan Kemal'den, evet, onu uyarladım sinema için. Edebiyat uyarlamaları tabii imkan olsa, alan olsa, ama nitelikli edebiyat uyarlamaları çok yapmak isteyeceğim bir şey. Çünkü Türk edebiyatı çok ciddi bir kaynak o anlamda. Tabii. Yani şu anda bir takım edebiyat uyarlamalarının televizyona yapılıyor olması bunların edebiyat değerinin ortaya konduğu anlamına gelmiyor. Onları gölgeliyor.
Ama başka türlü düşünmek lazım. Yani işte Sait Faik'in Havada Bulutu gerçek anlamda bir edebiyat uyarlamasıydı. Evet. Yani bir popüler kaygı gütmeden, bir seyirci izleme beklentisi yaratmadan yapılan bir işti. Ve TRT'ye yapmıştık onu o zamanlar. Keşke öyle imkanlar olsa ve TRT'ye bu tür işler, edebiyat uyarlamaları yapılabilse. Çünkü birçok yabancı filmleri dizileri görüyoruz. Birdenbire bir kitaptan, bir romandan uyarlama. Evet. Gerçi bunların şöyle bir yararı oldu. Ama gerçekten bir edebiyat eseri mi olarak okundu? Yoksa bir başka amaçtan bilmiyorum. Ama Aşk-ı Memnun çıktığında gidip de kitabı çıkmış dediler. Kitabı çıkmış dediler. Bir de başka bir dizi vardı. O da efendim Yaprak Dökümü. Reşat Nuri kitaba Gülçek etkiledi. Onun dışında Binbir Gece Masalları'nın bir şeysi vardı. Binbir Gece Masalları da sattı, enteresan bir şey. Evet. Tabii bir 14 cildi vardı rahmetli Alim Şerif Onar'a. Bir cildi, bir tek cildi sattı. Başka bir değişik de olay vardı. Onun müziği olan Rimsky-Korsakov'un Şehrazat'ta sattı. Evet, evet. Televizyonun bu şekilde bir yararı olabilir. Olabilir ama tabii bunlardan ne kadar kalıcı okur veya dinleyici kalır, o da ayrı çok bir soru. Şüpheli. Çünkü şimdi okuma kültürü televizyonla kazanılacak bir şey değil. Yani edebiyat uyarlamasını televizyonda izledi diye okur orada kalıcı olmaz. Ama popüler işler için eğer nitelikli uyarlama yapılırsa orada bir okur kitlesi yaratılabilir. Bir zamanlar vardı ama. Vardı tabii. Bir zamanlar tabii. Yayın evleri televizyon reklam verirlerdi. Evet. Satardı. Filmi gelirdi. Eğer filmi kötüyse kitap mı satışla dururdu. Evet. Böyle evet. Bir münasebeti vardı. Hatta ben TRT'ye başka edebiyat uyarlamaları da yapmıştım. Reşat Nuri Güntekin'in Bahçeli Lokantası, evet. Memduh Şevket Esendal'ın Ev Ona Yakıştısı. O edebiyat, kısa 40 dakikalık, 50 dakikalık edebiyat uyarlamaları gerçekten de okuru edebiyata yönlendiriyordu. Yönlendiriyor, çünkü tabii. Popüler kaygısı yoktu. Tabii, edebi tabii, değeri vardı tabii, onların. Tabii, tabii, tabii. Şimdi ömür diyorlar buna. Çok güzel kitaplarınızdan biri. Beni çok beğendiğim kitaplardan biri. Şimdi oradan ben birdenbire o Yalnızlığın Ağır Basmalarından sonra sonradan sözünü edeceğim Aşıklar Delidir'e birdenbire geldim. Niye bana Aşıklar Delidir'i çağrıştırdı? Kalabalık, ilişkiler içinde bir yalnızlık. Yalnızlık için çaba gösteriyorlar aslında sizinkiler ama. Şimdi ömür diyorlar buna aslında gerçek hikayeler biliyorsunuz. Evet. Yani evet. Bu da aslında sizi demek ki Aşıklar Delidir ya da Yasturay'a taşıran şey gerçek olmuş. Evet. Gerçek hayat hikayeleri olmuş. Çünkü ben gazeteci olduğum dönemde çok ilginç insan hikayeleriyle karşılaştım. Şu var, birazcık da böyle benim çeken bir tarafım var galiba bu tür hikayeleri. Yani çaldığım kapıların arkasından hep hikaye çıktı. İşte Şapkacı Arlet'ten tutun Fatma Bayraşevski'ye kadar pek çok ilginç insan hikayesiyle karşılaştım. Bununla da kalmadı. Sonra hayatımda bunların etkileri oldu. Bir tane küçük örnek vereyim. Mesela Şapkacı Arlet yazdım o dönemde, bundan 20 küsur sene önce yayınladım. Önce gazetede, sonra kitapta. 2 sene önce bir vesileyle biriyle konuşurken bahsettik, böyle mis sokaktan bahsederken, ah dedim ben orada bir Şapkacı Arlet diye biriyle tanışmıştım. Babaannemdi dedi. Adamın babaannesi çıktı ve bana bütün o Madame Argiro'nun evinde gördüğüm mobilyaların fotoğraflarını gönderdi. Madame ölmüş. İşte kitabımı imzaladım babasına. Yani hayatın tesadüfleri benim denk geldiğim gerçekten çok ilginç. Tabii, tabii aslında tabii bunlar bir ölçüde de bir açıdan bakarsanız azınlık, diğer açıdan bakarsanız da kozmopolit hayatımızın örnekleri bunlar. Evet, evet. Hatırlayacaksınız herhalde. Mario Levi, siz ve ben Stuttgart'a gitmiştik İstanbul üzerine konuşmaya. Orada konuşmanızdan bir cümleyi almışım. Sonra yazıya da geçirmişim. İstanbul'u anlamak için 3 yazarı okumak şarttır. Yahya Kemal Beyatlı, Sait Faik Abasıyanık, Ahmet Hamdi Tanpınar. Bir de oraya bir cümle eklemişim ben. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul'u üzerine çalışma yapıyormuş.
Çalışma yaptım ama bir şey sürdüremedim. Daha doğrusu şöyle, o tarihte hatırlarsanız şey vardı, Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılıydı. Evet. Ve Almanya'dan bir Alman editör, Birinci Dünya Savaşı'na katılmış ülkelerden birer yazardan bir yazı istemişti. Öyle bir kitap yapıyordu. Ben de o nedenle Üç İstanbul'u yeniden okumuştum ve onu bir kaynak olarak kullanarak öyle bir yazı yazıyordum. Onu sonra geliştiririm, belki başka şeyler yaparım dedim ama orada kaldı. Üç İstanbul'da İstanbul'u anlamak için çok önemli bir kitaptır. Hatta benim ilginçtir, üniversitede siyasalda okurken birinci sınıfta daha Bakır Çağlar, Allah rahmet eylesin, bizim anayasa hukuku hocamızdı. Çok zor bir hocaydı. Bizi de değişik disiplinlere itmeyi çok seven bir hocaydı ve şöyle bir şey istemişti bizden. Bir edebiyat eseri vasıtasıyla bir Türkiye'nin herhangi bir siyasal durumunun incelenmesi. Çok güzel. Yani üniversite birinci sınıfta anayasa hukuku dersi için çok ağır bir ödev. Çok. Ben de böyle uzun çalışmalardan sonra yeni okumuştum o sırada Üç İstanbul'u. Ve Üç İstanbul'un Üç İstanbul'u, işte Mütareke İstanbul'u, İşgal İstanbul'u, Cumhuriyet İstanbul'u, Yoksul İstanbul, Modern Zengin ve Snob İstanbul filan gibi üç ayrı İstanbul'dan öyle bir çalışma yapmıştım. Mithat Cemal Kuntay tek kitapla bilinen bir yazar ama çok değerli bir kitap bu. Çok. Ve biliyorsunuz yarı belgesel tarafı da vardır o Tabii. kitabın. Hatta TRT'de şey de dizi olarak da uyarlanmıştı Üç Süper. İstanbul. İsterim yani bugün tekrar okunsun ve okuması da son derece Namık zevkli, Kemal son derece çalışmaları da akıcı. çok önemli Mithat Cemal. Evet, Ben evet. tanıştım onları. Öyle mi? Ne Evet. şans. Lisedeyken bir Namık Kemal günü yaptık. Mithat Cemal Bey'e noter gittim. Mithat Cemal Bey'in ben gençken bütün ustalara tanışmıştım, gezerdim. Ondan sonra Namık Kemal'den şundan bundan bahsettik. Hepsini ama ne kadar yayını varsa okudum. Dedim ki onur verir misiniz ben sizi çağırsam dedim. Gelirim çocuğum dedi. Ve Aksaray Halk Evi'nde fotoğraf vardır. Benim Namık Kemal ile ilgili konuşmamı ön sıradan Mithat Cemal Bey dinledi. Çok güzel. Ve çok hoş bir zattı. Ben de bazen çok üşüyorum. Herhalde diyorum okşaktan tevarüz ettim. Sıcak bir salon. Sıcak bir salon. Takım elbise. Bir hırka. Ve üzerine de paltosunu atmıştı. Sonra bir vesileyle Anadolu Kulübü'nde gördüm Mithat Cemal Bey'i. Bir hırka ve bir elbiseyleydi. Dünya ağrısı nedir? Taşra, yaşama. Böyle bir çeşitlenen mi? Ya dünya ağrısı aslında hani bu Almanca'da Weltschmerz Evet. anlamına gelen sözcükten üretilmiş bir kavram. Hani Türkçe'de çok yeni gibi duruyor ama aslında bir tür varoluş kaygısı ama bunu tarifleyen mekanlar, zamanlar, yerler oluyor insan için. Evet. Taşra sıkışmışlığı aslında dünya ağrısının belirginleştiği, ortaya çıktığı, insanı Gerçekten. zihnen sardığı bir yer. Bu taşra biliyorsunuz çok meseledir Çok. eskiden beri, Cumhuriyet Edebiyatı'ndan beri Türkiye'de. Bir dönem bir grup yazar bir taşra güzellemesi yazmışlardır. Bu memlekete bağlılık ve aidiyet meselesiyle ilişkili olarak. Ama özünde özellikle şehirleşmeyle birlikte taşranın kendi kurallarının da toplumsal sıkıştırmaya neden olması nedeniyle aslında bir saadet ülkesi olmaktan çok bir dünya ağrısını ortaya çıkaran bir yer haline geldi. Olanaklar kısıtlıdır, işte dış dünya ile ilişkiler sınırlıdır. Ama bunu bence daha büyük bir şekilde ortaya çıkaran insanın, taşrada yaşayan insanın dış dünya ile iletişiminin artmasıdır. Çünkü çıkmak istersiniz ama duvarlar vardır ve aşamazsınız. Yani benim çocukluğumda duvarlar vardı ama duvarların arkasını gören kimse yoktu. Dolayısıyla herkes yaşadığı hayata razıydı. Doğru. Aslında diğer kitaplarınızda var da okura nefes aldırma yeri midir? Okuru zaman zaman bir başka vadide mi düşündürmedir? Yazarlardan, şairlerden ve bu
efendim Aşk'la delidir de şarkılar yer alıyor orada. Hı hı. Aslında o en yoğun kullandığım Yeşil Peri Gecesi oldu onu. Şöyle bir şey var. Şimdi bazı anlar vardır. O hayatın o anlarını bir şarkı, bir şiir, birinin söylediği özlü bir söz, bir koku, bir renk her şeyle ifade eder. Çok doğru. Şimdi edebiyatta kokuları, renkleri koyamayacağımıza göre diğer unsurları kullanıyoruz. Bu aslında sinemanın yaptığı bir şeydir. Yani bir anı kilitlemek ya da sabitlemek için çeşitli unsurları kullanmak, yani bir görsel malzeme kullanmak. Ama edebiyatta o hayatın o anını tarif edecek en kuvvetli an genellikle söylenmiş oluyor. Mesela Yeşil Peri Gecesi'nde öyle bir an geldi ki Dağlarca'nın o korkuyorum yaşamaktan ki çok güzel cümlesinden daha iyi bir ifade biçimi yok. Çok doğru. Yahya Kemal'i hatırlattınız bana da, onu anımsadım. Tavsifi musikiye bırakmak diler Kemal, bulmaz lisanla kelime senahan olan sana. Siz o gerçeği kanıtlamış oluyorsunuz. Evet. Çünkü bir şöyle bir şey var, hele o şarkıyı okur biliyorsa eğer, onun atmosferini taşıyor edebiyata. Evet. Hem sözlerin uyumuyla, çünkü kullandığım çok istisnai şeylerdi. Bazen de merak edip müziği araştırıyorlar. Yani işte Orpheus Bedroom'u dinleyen o anın nasıl bir ruh hali içerdiğini anlayabilir. Çünkü tabii, müziğin yarattığı tabii etki de önemli. Tabii. Yani edebiyatın hem dışına da bir gezi yapıyor, evet, bir keşif yapıyor. Hem de o keşfi yaptıktan sonra dönünce bir başka şekilde yorumlayıp bir başka şekilde algılaması bence yani bu mesela bir çok ilginç bir şey oldu. Bir okur bununla ilgili bir YouTube'da uzun bir şey yapmış. Mesela benim o kitapta kullandığım bütün müzikleri bulmuş, yüklemiş. Çok güzel. Parçalarını yüklemiş. Şimdi bu çok araştırmayı yapıyor olması bile, bunu gidip araması, bulması bile aslında edebiyattan hareket ederek başka sanatlara yönlendirmek. Şimdi mesela evet, orada filmlerden bahsediyorum, evet, şiirlerden, şarkılardan bahsediyorum. Bunlar aynı zamanda tabii edebiyatın çoklu disiplin araçlarından biri olduğunu da gösteriyor. Ama ben öyle olsun diye yapmıyorum tabii. Kurduğum dünya gerektirdiği için yapıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Tabii öyle bir dünya içinde insanlar edebiyata boyut kazandırıyorlar. Evet. O şarkıları onları öğrendikten, dinledikten sonra diyorlar. Çok da ilginç bir inceleme olabilir mesela. Romanlarınızda hangi şairlerden, evet, hangi bestecilerden neler var? Haydar Ergülen yaptı mesela bunu Yeşil Peri Gecesi ile ilgili. Evet. Kullandığım şiirleri derlemiş. ama şöyle, şu niye yok, bu niye yok dedi. haklı tabii elbette ama bu dedim bir antoloji değil yani. Yok. Bu karakterin ruh durumuna uygun okur şeysi. Şiirler. Çünkü bir de orada şimdi önemli olan bu malzemeyi romanınızla ilgili uygun nasıl kullanıyorsunuz? Çünkü oradaki karakter şiir okuyan, şiir okumayı seven, bütün şairleri bilen ve çok çok canlı, çok öfkeli bir karakterdi. Dolayısıyla o öfkesini kimi zaman dindiren, kimi zaman seslendirmesini sağlayan dizeler vardı. Efendim şimdi şöyle bakacak böyle bir şey. Tabii ben şair olmadığım için Haydar Ergülen gibi bakmıyorum. Hı. Orada gereken benim için, bir eleştirmen gözüyle bakıyorum. Hı hı. Orada gereken bir malzemedir o. Evet. Bir şiir seçkisi de değildir, bir şair seçimi de değildir ama o oraya diyor. Ben diğer büyük şairlerinde şiir dışındaki incelemesi, Tanpınar'da Yahya Kemal Bey'de müzik, hiçbir müzisyen değil ama tabii, müziğin tabii, o şiirdeki yerini. Tabii. Size ben öyle bakıyorum. Tabii. Tanpınar da bunu şeyde çok kullanır biliyorsunuz. Huzur'da hem çok, müzik hem şiir çok, hem divan edebiyatından göndermeler. Biraz böyle çoklu yapı güzel bir şey. Artık zaten bugün de bu zamanda edebiyat dışındaki bazı sanat akımları, bazı sanat okumaları da seyirleri de yapıyoruz. onların hepsinin aslında bir eserde birleşmesi de çok olağan geliyor bana artık. Evet. Birçok romancının. Bir de artık sesi ulaşılabilir durumda. Yani bu tabii, internet bizi tabii, orada sözünü ettiğimiz şarkıyı internette bulmanız şüphesiz birkaç dakika sadece. Ama tabii bir şey söyleyeyim. Siz Tanpınar gibi yapmıyorsunuz. Biliyorsunuz Tanpınar.
Bir arkadaşı müze müdürü Halil Bey. Ondan sonra Nühüt Beste'yi anlatıyor çocuklara. Diyor ki bu Nühüt Beste'ye gidelim de o çalsın bize neylen alalım diyor. Evet. Ondan sonra götürüyor. Evet. Evet. Enteresan yani. Evet. Şey. Öğrencilerini de götürürmüş. Öğrencileri götürüyor. Neyi dinlemeye? Evet. Evet. O dinlemeye. Evet. Şimdi aslında her şey var. Bir kargaşa, bir gitgeller. Şaşırtan bir roman tabii deli şey. Kimden yana olacağını, en hoşuma giden yana kimden yana olacağımızı bilmiyoruz. Hepsinin hakkı var aslında. Hepsinin yeri de var. Şimdi bir söyleşinizden de şey var. İnançtan bilime, aşktan aileye, iyilik kötülükten yersiz yurtta, aidiyetten kopacak kadar düşünce dünyamda oluşan bütün kavramlar bugün yeniden tanımlanmaya muhtaç. Evet. Aşk ve kader bu sorgulamayı derinden yapmamızı sağlayan araçlar. Doğru. Yani çağlar, yenilemeler, her şey değiştirmiyor bazı şeyleri. Her şeyi değiştiriyor. Yeniden tanımlamamız gerekiyor. Evet. Ama onları tanımlama gereği oluyor. Oluyor yani elbette. Onlar yok olmuyor. Yok olmuyor. Zaten kavramlar sabit. Kavramlara yüklediğimiz anlamları gözden geçiriyoruz. Hani İstanbul'u okumak için şu üç, anlamak için şu üç yazar derken aklıma geldi. Başka yazarlar da var artık. Var tabii. Hani aradan geçen 60 yılda, 70 yılda İstanbul üzerine yazmış ilk aklıma gelen Orhan Pamuk mesela. Tabii. Onu da okumak gerekir artık İstanbul'u anlamak evet, için. Evet. Böyle dediğim gibi aslında insan biriktiriyor. Zaman dediğimiz şey bir biriktirme aracı. Kavramlara ilişkinde, yaşadığımız şehre ilişkinde, kendi dünyamıza, kendi deneyimlerimize ilişkinde, görüşlerimiz, bilgilerimiz, her şeyimiz birikiyor. Ve bu birikim aslında şeklini değiştiriyor her şeyin. Tabii. Dolayısıyla bütün bu kavramları yeniden gözden geçirmek lazım ama bu kitapta özellikle gen bilimi üzerinden hareket ederek bazı şeylere evet. varmaya çalıştım. İşte tabii ki onlardan buraya başka kuşakların yazdığı da bir İstanbul var. Ama hiç kuşkusuz gene de oradan başlayıp okumak gerek ki. Tabii. Bir tabii İstanbul'un ben hep böyle belli yerlerine değil. İstanbul için Osman Cemal Kaygılı'yı da okumak tabii, istedim. Mahmut Yesari'yi de. Tabii. Sermet Muhtar Alusu da. Tabii. Çünkü bu Şaşağ'ın ardındaki kenar mahalleler onlarda. Tabii. Hüseyin Rahmi Gürpınar bir İstanbul romancısıdır mesela. Tabii. Bütün anlattığı İstanbul'da geçer tabii. Ve benim gözümün önünde gerçekten bir İstanbul sergilemeleri, tabloları oluşur. Tabii. Ve insan gerçekten o döneme gidip orada yaşamak ister. O derecede renkli anlatır. Evet, tabii. O şey yapıyor. Şimdi romanın mahalli de önemli. Çünkü o mahalde okurda bir takım çağrışımlar yaratıyor. Ve orayı görmüş olanlarla görmemiş olanların da değerlenmesi farklı bence. Şimdi sizde New York ve İstanbul var. Evet. İki şehri niye seçtiniz? Bir kere benzetiyorum birbirine. Yani nasıl New York İstanbul şeyin Amerika'nın böyle bir tür İstanbul'uysa İstanbul'da Türkiye'nin ve bizdeki gitme duygusunda varılacak duraklardan biridir New York. Kaybedenlerin kurduğu bir şehirdir. Daha doğrusu yenilmişlerin yani New York dediğiniz şehrin daha doğrusu bütün Amerika'nın temelinde bir Avrupa'dan giden kaybetmişlerin, yeniden evet, kurmak isteyenlerin, evet. yenilmişlerin kurduğu ve başardığı bir ülke onun var. Onun için yani Kobo filmle bile o değil mi? Evet. Haşin ve bireysel. Tabii ki. Dolayısıyla orası bir aslında yeniden kurma yeri. Onun için o şehri seçiyorum. Ya Amerika'da herhangi bir şehir de olabilirdi bu ama o simgeselliği taşımıyor. Ellis Adası nedeniyle. Yani ilk ayak basanların sıfırdan gelmişti. İrlanda patates kıtlığı. Yüz binlerce İrlandalı New York'a Ellis Adası'ndan ayak basıyor. Çünkü sıfırdalar ve yeni bir hayat kurmak istiyorlar. Dolayısıyla öyle bir simgesel tarafı var New York'un. Bunun tam karşıtı olarak da İstanbul'un kadim bir tarafı var. Evet. Çok köklü, binlerce yıllık evet, bir tarihe ama sahip. Tabii oluşumları arasında bir benzerlik var tabii. Tabii. Ama bu bir kısa tarih, bir uzun tarih ama kesiştikleri noktalar çok var. Fazla. Bir yandan da gerçek anlamda bir kozmopolit dünya bizim için hem İstanbul hem New York. O evet. nedenle böyle bir yeniden kurma, hayatı yeniden yapma merkezi olarak seçtim. Sayın Alper Tunç, programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim,
Gelecek programda başka konuklarla karşınızda olmak dileğiyle.